Evet, değerli kardeşlerim, Ümmetin Mazlumları adlı kitabımızdan tarihimizi okumaya devam ediyoruz. Lulular ya da Lolular. Lulular, Urmiye Gölü'nün güneyindeki geniş alanlar ve Van Gölü'ne doğru uzanan yerlerde Gutilerle birlikte yaşayan bir topluluktur. Lulular bu bölgenin batıya doğru uzanan şeridinde yaşarken, Gutiler daha kuzeydoğu bölgelerinde yaşamaktaydılar. Asur yazılı kaynakları Lulubi ülkesini Zamua ya da Mazamua ülkesiyle eş anlamlı görmekteydiler. Bu ülke Urmiye Gölü'nün batısındaki bölgelerden İner Zamua, Dicle Nehri'nin kollarından Diyala Nehri'nin ana kolu olan Abi Silvana kadar olan yerler olarak gösteriliyordu. Lulular, Süleymaniye bölgesinde oturan büyük Zagros halk topluluğundan biridir. Lulular, bağımsızlık ve özgürlüklerini sürdürmüş, ilim, sanat ve kültürde hayli ilerlemiş, vatanlarını korumak için komşuları olan Asur ve Akatlarla birçok savaşlara girmişlerdir. Zehave bölgesinde keşfedilen milattan önce 2800 yıllarında Lulu Krallığı dönemine ait olan bir antik levhaya göre Halman, bugünkü Hilvan bölgesiyle Zehave bölgesi o dönemlerde Lulu Krallığına bağlıydı. Luluların devleti Süleymaniye, Şirhan, Zehav, Şehrizor ve Kerkük'e kadar geniş sınırlara sahipti. Devletin başkenti Zimri şehriydi. Şehrezor'un güneyine giden bir geçitte Lulubilere galip gelen Akat kralı Naram-Sin'i anlatan bir rölyef bulunmuştur. Lulubilerin Şehrezor'dan Zahop şehrinin çevresinde merkezileşmiş olan Hamlan şehrinin güneydoğu bölgesine doğru yayılmış oldukları görülmüştür. Lulu kralı Anubanini idi. Zagros, dağ eteklerinde ömürleri kısa olan boylara ve devlet federasyonlarına rastlanmaktadır. Bu boyların meydana getirdikleri en güçlü devletler Lulu ve Guti devletleridir. Bu devletlerin başında yine bu devleti yıkan Akat kralı Naram-Sin zamanında Sidurru vardır. Diğer bir Lulu kralı ise Sari-i Puli Zuhab'da bir kaya üstünde Akkadça bir metin bırakmış olan Anubanani'dir. Lulu kralı Anubanani milattan önce 2800'e ait olan bu yazıtında Zihav Helvan ülkesinin Lulu egemenliği altında olduğunu belirtmektedir. Banani döneminde Gutilerin Lulu egemenliği altında olduğu bu yazıtta görülmektedir. Diğer bir Lulu kralı olan İkip Sahmadin oğlu Lısır Pir'in Diyala Nehri'nin yukarısındaki Sehan Dağları'nda bir yazıt bırakmıştır. Milattan önce 2300 yıllarında Akkad kralı Naram-Sin'in dağlık bölgede yaşayan Kürtlere karşı saldırısı ve Lulu kralı Satuni ile yaptığı savaşlardan sonra Naram-Sin'in bu savaşları kazanması sonucu Lulular Akkadların hakimiyetine girer. Akkad kralı Naram-Sin'in ölümünden sonra yerine geçen oğlu Şar Kalli Şarri döneminde Akkad devleti yönetim erkini yitirir. Bunun üzerine Akkad ülkesinin kuzeyindeki Zagros dağlarından Lulu ve Gutiler Akkad ülkesine saldırırlar. Akkad ülkesini egemenliğinde tutan Sargon hanedanına son vererek Akkad devletini yıkarlar. Milattan önce 2233'te Akka devletini ortadan kaldırarak tüm Mezopotamya'ya ve Zagros dağlarına hakim olurlar. Milattan önce 2120'de Gutilerin Mezopotamya'daki hakimiyetlerinin sona ermesinden sonra Ur devletinin 3. devir krallığından Şulgi Zagros'taki Kürt halkına karşı savaşlara başlar. Lulular Şulgi'yi Gahar'da ağır bir yenilgiye uğratırlar ve ordusunun büyük bir bölümünü esir alırlar.
Lulular Butiler Rakad ülkesinde 130 yıla yakın bir süre birlikte yaşarlar. Daha sonra güçlerin Akkad hanedanlıkları tarafından Akkad ülkesinden çıkarılırlar ve kendi ülkelerine tekrar dönerler. Lulu ülkesi son derece gelişkin ve bayındırdı. Lulu ülkesi Asur kralları tarafından çok büyük baskılar görmüş, birçok kez saldırılara maruz kalmıştır. Değişen her Asur kralı Lulu ülkesine yönelik farklı baskı ve saldırılarda bulunur. Asur kralı 2. Asur Nasirpal M.Ö. 884 ile 881 yıllarında Lulu ülkesine 4 defa ordularını gönderir ve zapt eder. 2. Asur Nasirpal düşen şehir devletlerini kendi devletine bağlı şehir devletleri haline getirir. Bununla birlikte bu şehir devletlerini atlardan, altın ve gümüşten oluşan ağır vergilere bağlar. M.Ö. 880 yılında Lulu şehir krallıklarından Aneka ve Arastua Asur devletinin bağladığı vergileri vermeyerek direnişe geçerler. 2. Asur Nasirpal bu krallıkları cezalandırmak ve Lulu ülkesinin askeri bir hazırlığa girmesini önlemek amacıyla askeri birlikler oluşturup Nisamar geçidindeki şehir devletine saldırarak buraları yıkmaya çalışır. Erkekler esir alınır ve çocuklar ateşe atılarak yakılırlar. Bu saldırılardan sonra Lulu ülkesinden alınan vergiler arttırılır. Lulu kralı Ameha döneminde Asurlar ile olan ilişkiler kötüleşmeye başlar ve iki devlet arasında tekrar savaşlar baş gösterir. Bu savaşlarda Lulu ülkesi yenilgiye uğrar. Bu yenilgiden sonra Lulu halkı Nisir, Kinia ve Piremigro dağlarına çekilerek Asurlulardan korunurlar. Milattan önce 800 yılda milattan önce 8. yüzyılda bu bölgede Haldiler Asurluları yenerler ve bir süre bölgeye egemen olurlar. Daha sonra bu bölge Medlerin egemenliğine girer. Lulular da M.Ö. 600 yılına kadar Urartu halkı ile birlikte Med İmparatorluğuna bağlanırlar. Zamanla başka yerlere göç ederler. Hala Kürdistan'ın farklı bölgelerinde yaşamaktadırlar.